Twitchflix. Baktık. Yangın Yalanları diye bir TT çıkmış arkadaşlar. Şu an Yangın Yalanları'nda da Emre Kınay denen zatın gözüne bu videoyu sokar mısınız diye atmış. Muhtemelen yine dünkü taktiklerini yapıyorlar. Bilmiyorum ama. Da cevap istiyoruz. Her yangında koşan piyade jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin, niçin, niçin ülkenin bütün kaynakları insanların üzerine... Lan bir kere de şaşırdın ya. Tomalar, 6 gündür 7 gündür yalvarıyoruz ya. Ya Twitter'dan insanlar yazıyor. Biz burada konuşuyoruz. Ya diyoruz ki Tomalar neden orada değil? 7. günün bugün 7. gün yanlış bilmiyorsam 6 ya da 7. gün. Bugün oradalar 6-7 günlerden. Diyor ki aa bak Tomalar orada. Siz yalan söylüyorsunuz. Lan 6 gün önce söyledik. 6 gün ya. Daha Tomalar bugün gitti. Allah razı olsun. Bir de böyle sanki insanlar yalan söylüyormuş gibi yalan gerçek hemen böyle binalarında hazırlamışlar. Böyle millete şey ediyorlar. De Allah'a şükür şu kadarcık kalan kitleniz dışında şu kadarcık şu kadar şu kadar kimse size inanmıyor. Allah'a şükür millet gördü gerçek yüzünüzü de yemiyorlar yani. Ya Rabbi şükür. Burada bak bir tane de şeyi paylaşmış. Asker çalışıyor. Bu soruyu ben de soruyorum en başından beri. Diyorum ki TSK neden bu sürece dahil değil? TSK ne? Şimdi ya görev şeyinde bunlar var açıklamasında. Doğal afette, yangında Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuyla alakalı eğitim de almıştır. Çok ciddi yardım da edebilir bu konuda. Nerede diyoruz? Dün MSB açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı. 400'den fazla kaç olsun? 499 olsun. Anladın mı? Hani 500'den fazla demiyor çünkü. 400'den fazla diyor askerimiz şu an orada yardım veriyor. Bazı deniz personelleri sanırım oradalar. Yani ben şunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Haklı da olabilirim, haksız da olabilirim. Onu söyleyeyim. Bir sürü yerde yangın var. Bir kısmı söndürüldü. Bir kısmı hala devam ediyor. Çok ciddi yerlerde de yangın devam ediyor. Söndürülmekte zorluk çekiliyor. Bazı yerlerde halkın bir şey yapamadığını görüyoruz. Elleriyle söndürmeye çalıştığını görüyoruz. 400 az değil mi diyorum. Yani 400 kişi. Yani çok 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 az değil mi? Bakın bu benim düşüncem. Bu benim aklıma gelen. Burada al bu yalan bu gerçek diye de böyle paylaşmışlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mevzu bu. Salih Hacı Official. Ben de buna şuna çok şaşırıyorum mesela. 22 bin kişi takip ediyor. 22 bin kişi takip ediyor. Bazı paranoyaklar da çıktı. Evet evet. Dur şunları da temizleyeyim de arada karşıma çıkmasın. Bazı paranoyaklar da çıktı. Şey diyorlar. İşte bakın asker insin diyorlar. Bunlar darbe istiyor. Allah sizin belanızı versin. Yani Allah'ım bugün çok beddua okudum. Vallahi affet beni ama yani benim aklım almıyor artık ya. Yangın sönsün diye bu konuda eğitimli, bu işin nasıl yapılacağını bilen asker diyoruz yapsın bu işi. Diyor ki aa bak asker insin diyorlar darbe istiyorlar bunlar. Bu artık paranoyaklık. Lan pezevenk sen oralar yansın mı istiyorsun? Yani böyle bir şeye karşı çıkıyorsan sen demek ki yansın istiyorsun. Dangalağın bir tanesi çıkmış ya gazeteci mi? Sanatçı mı nedir ne? O da belli değil. Şey diyor. Ormansız olur ama onursuz olmaz. Yardım istemeyin. Puh onuruna ya oksijensiz bir yaşa bakayım ya. Yani ormansız yaşarmış ama onursuz yaşayamazmış ya beyefendi. Oksijensiz bir alana koyalım bunu. Bir yaşa bakayım nasıl yaşıyorsun? Ben de izleyeyim karşında. Oksijen olmayan bir alanda sen nasıl yaşayacaksın? Şöyle bir bakayım ben sana. Aa. Harbiden yaşıyor diyeyim yani. Rezil herifler. Ah Manavgat'ın son hali. Ormansız yaşayabilirmiş. Zırto. Kaşmer. Ya. Sabır. Sabır, sabır, sabır. İnnallâhe me'as sabirin. Maalesef arkadaşlar. Manavgat'ın durumu. Buyurun.
Manavgat'tan çekilmiş bir fotoğraf. Yazık. Bak bak, müthiş orman uzmanımız Onur Bey demiş ki bir yağmur ilk yağmurda yeşerir, bir yıl içinde eski haline heline döner. İlk yağmurda yeşerirmiş. Bir yıl içinde de eski ya bir yıl için bir yıl içinde eski haline dönecekmiş arkadaşlar. Teşekkür ederiz uzmanımıza. Harbiden uzman da olabilir. Asker fotoğrafı var bilmiyorum. Ama bu işin uzmanı değil. Üzülüyorum. 3 uçağımızdan şimdi bu bizim ilk başta kiraladı. Şu anki durumu bilmiyorum. 1 saat önceki duruma göre konuşuyorum. Ama muhtemelen yine aynıdır. Siz de bunları takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kuyruk numaralarından neredeler, ne yapıyorlar diye. Biliyorsunuz ilk başta kiraladığımız 3 uçak. Bugün gelenleri söylemiyorum. Avrupa Birliği'nin falan gönderdiği Hırvatistan'dan gelenlerden falan bahsetmiyorum. İlk başta 3 tane vardı ya. 2 tanesi şu an arızalı havalimanlarında yatıyorlar. Birisi bir gündür, birisi 2-3 gündür falan yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam havalimanlarında yatıyorlar. İnşallah çok çabuk bir şekilde tamir edilir, bakımı yapılır da tekrardan görev yerine dönerler. Ne diyeyim? Şahan yayındaysa ne yapabilirim arkadaşlar? Yani göstereyim ama muhtemelen o adamın da yazık, Allah da yardımcısı olsun bu arada. Bakıyorum, dur bakalım. Tane su motoru koyarak itfaiye hortumları aldım. Onlarla bu cepheyi burada kesmeye Allah çalışacağım. razı olsun. Burada kesmeye çalışacağım. Çünkü denizden 20 metreye kadar su atabileceğiz herhalde büyük ihtimalle. 20 metre içerisinde kesebilirsek ne mutlu. Kesemezsek bu şekilde devam edip bakın şu arkamda gördüğünüz buralar hep yanacak. Buraları son görüşümüz olacak. Son kez göreceğimiz ağaçlar olacak. Ya bu arada Son kez işin göreceğimiz maalesef bitkiler olacak. trajikomik tarafı da şurası arkadaşlar. Adam yaklaşık 4-5 gündür bakın şurası da yanacak diyor ve de yanıyor. Yani hani göz göre göre adam diyor ki bak burası şu an söndürülüp soğutulmasa burası yanacak. Yanıyor. Öteki gün burayı diyor bak burası söndürülmezse burası yanacak. Yanıyor. Öteki gün öyle gidiyor bakalım. Ha, bugün de burayı gösterdi. Burası o tepeler, oralar tutuyor. Ama yamacın içleri, buralar yanarak gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Aşağıdan da buraya gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bu tepenin arka tarafı, sabahtan beri size gösterdiğim şu bütün, bakın şu dumanın çıktığı yer, bu dumanın çıktığı yer, bu tepenin arka yamacı. Orası zaten küle dönmüş durumda. O da aynı şekilde sağdan Turgut Köyü'ne doğru ilerliyor. Durum bu. Neyse çaydan daha Maalesef çok işe yarar en havadan azından. helikopterler yoğun çabalar sarf ederek su almadan sönmedi. Bakın şurada. Yağmur duası, evet. Görebilirsiniz. Bu şeye yağmur duası yapıldı biliyorsunuz. Bu geçen işte ey İslam'ın kızı vesaire falan diye bir tane şey atıyorlardı ya. Fikrini belirtmişti ya, buna da bakalım dur. O herif yağmur duasına çıkmış ama daha bakalım yani. Recep Tayyip Erdoğan'ın devamı gibi. Zamanında yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa 94 yılında bir olay oluyor. Erdoğan'dan önceki yönetim belediye başkanlığı döneminde işte bulut tohumlama diye bir işlem yapıyorlar yağmur için. Erdoğan geldiğinde bulut tohumlamayı iptal ediyor ve dua edeceğiz diyor. Haber, gazetede böyle bir haber var yani. Şimdi bu da işte onun 2021 versiyonu gibi herhalde. Aradan bak kaç yıl geçti? 25, 27 sanırım yıl geçiyor. Ne öyle? Geçiyorum bunu. Bu nasıl bir düşünce yapısı demiş. Bu kim ki? Eğer CHP zihniyeti iktidar olsaydı emin olun çıkan 156 yangının 147'si kontrol altına alınamazdı.
Bu zihniyet yangın varken bile eğlenecek kadar duyarsız, Türkiye sevdasından uzak bir zihniyet çünkü. İcraat hizmet denince akla gelecek en son partidir CHP. Senin reis reis demiş. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Hiç bir şey anlatmaya bile gerek yok. Aynen kanka diyeceksin, geçeceksin. Deli oğlum. Yellowbix'i Minecraft mı oynuyorsun? Günde bir günde yeşerecek demiş. O galiba yani, onu okuduk. Eyvallah. Geçiyorum abi bunu da. Buradan devam edelim. Senin neyiz reis? Diye bir TT'miz de var burada. A Haber'de falan haber yapılan. Ama düştü mü bu şu an? Aa, 5'e kadar düştü. Arkadaşlar çok yoruldum. Allah